iki defa biz söylemedik. Neredeyse tarihin her evresinde kadınlar bu oluşan şiddet ortamını, özellikle kadına yönelik şiddet, kadınların sürekli metalaştırılması, kadın iradesizleşmesini her dönem aslında biraz politik zeminle açıkladılar. Aslında bu dönemde tam da bu politik zeminin daha da güçlendiği bir süreci yaşıyoruz hep beraber, Türkiye, Kürdistan ve dünyanın tümünde. Biraz yakından izlediğimizde sistemler biraz daha milliyetçileşen, işte erkek egemen karaktere bürünen, tekçileşen bir rejimlerin dünyanın tümünde örgütlendirildiğini, aslında kadınların kendi alternatifini ortaya çıkartmasını bastırmaya çalıştığını, kadınlar şahsında bütün toplumu kendi politikalarına göre şekillendirmeye çalışıldığı bir yüzyılı aslında yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz yüzyıldan daha başka dersler çıkartılarak, işte orada yaptıkları kendilerine göre sistem, erkek egemen sistemler kendi eksikliklerini kendi cephelerinden gidererek bu dönemi, işte kadınların daha fazla eve hapsedildiği, iradesiz değiştirildi. Var olan bazı hak kırıntılarında, yani mücadele ederek büyük emek ve bedellerle elde ettikleri hakları ve kazanımları da ortadan kaldırarak bir rejim inşasının dünyanın tümünde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama tabii ki bunun karşısında ve kendi alternatifi için mücadele eden bu zihniyetin dünden bugüne gelişmediğini, aslında uzun bir tarihsel geçmişinin olduğunu, bunun sosyolojik bir etkisinin olduğunu, bir toplumsal yansımasının olduğunu, bu erkek egemen zihniyetin toplumun her hücresine nüfuz ettiğini gören ve buna karşı da mücadele eden çok güçlü bir kadın mücadele hattı var. Yani bu sadece Türkiye ve Kürdistan açısından değil, işte Rojhelat'ta, İran'da Jinşan Azadi sloganlarıyla bu belki kamuoyuna yansıyor. İşte Şili'de yine kadınların büyük bir mücadelesini aslında hep beraber Lastesistansı'yla bütün dünyaya bir örnek olarak açığa çıktı. İşte Afganistan'da Taliban rejimine karşı kadınların kendi özgürlüklerini, haklarını, geleceklerini savunma mücadelesi. İşte Rojava'da ortaya çıkan kadın özgürlükçü perspektif en nihayetinde aslında iki sistemi bir çatışmasının sürecinde yaşıyoruz. Yani egemenler, erkek egemenlik bu dönemde işte kadınları, halkları, işte inançları bastıran kendi rejimini, bu tekçilikle inşa edip kapitalist sistemi daha da büyütmeye iddiasında, ama bunun karşısında direnen bir kadın mücadelesi var. Bunu Türkiye'ye yansımalarını da çokça görüyoruz. İşte Türkiye'de de hiçbir zaman bu erkek egemen rejim ortadan kalktı diyemeyiz. Her dönem aslında iktidarlar farklı biçimlerde bu rejimin daha fazla kurumsallaşması, işte daha da perçinlenmesi için birçok politik adım attığını biliyoruz. Yani tarihin ilk döneminden bu, işte Türkiye tarihi, Cumhuriyet'in tarihinden bugüne. Ama en nihayetinde AKP iktidarı sürecinde aslında biraz daha işte kadına yüklediği rol ve misyonu, çerçevesini netleştiren, kadını bir irade olarak, bir özne olarak görmekten çok işte aile içerisinde tanımlayan, nesneleştiren, iradesizleştiren, politik yaşamın dışına iten, sosyal yaşamın dışına iten, işte toplumsal yaşamın dışına itip kendi çizgisini oluşturmaya çalışan bir AKP MHP iktidarı. AKP ile başlayıp MHP'nin de ortaklaşması, şu anda yürütülen bir siyaset var. Bunu aslında hep beraber etkilerini yaşıyoruz. İşte biz şunu çok farkındayız. İşte en tepede bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen, yani sadece erkeklerin cumhurbaşkanı değil, kadınların da cumhurbaşkanı olduğunu, yani cumhurun başkanı olduğunu söyleyen kişi sistematik bir biçimde kadın erkek eşitliğine inanmadığını ifade ediyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararıyla aslında kadınların büyük mücadelelerle elde ettiği bir kazanımı berhava etmiş olduğunu ilan etti. İşte Kadın Bakanlığı'nın bu süreç içerisinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrilmesiyle aslında kadını sadece aileyle tanımladıklarını ifade etti. Kadınlara seslenirken bile aslında bu zihniyetlerin nasıl dışa yansıdığını görüyoruz. Yani işte AKP'nin yürüttüğü politikalar, işte kız kardeşim, işte bacım, abla, anne gibi hep erkekle tanımlanan, kadın erkekle tanımlayan bir söylem geliştirdiklerinin hep beraber farkındayız. Doğalında en tepede bu söylemler geliştirdikçe erkekler sokaklarda kadınlara şiddet uygulama pervasızlığını daha da arttırmış durumda. Evin içerisinde kadınlar için de çok tehlikeli bir ortam her geçen gün biraz daha artıyor. En yakınları tarafından katlediliyor kadınlar.
Ve bugün de en az bir kadın Türkiye'de katlediliyor. En az bir kadın. Ama hani bunun haberleştirilme dili bile aslında sanki magazinsel bir meseleymiş gibi, bunun pornografik bir meseleymiş gibi yansıtıldığını görüyoruz. İşte bu kadar aslında bütün toplumun ayağa kalkması, iktidarın çıkıp hesap vermesi, buna karşı politika üretmesi gereken bir ortam yaratılması gerekirken, yani çok böyle sanki normal bir şeymiş gibi her gün işte alt yazılarla şu kadar kadın ve yöntemlerini de özellikle ifade ederek haberleştirildiğini görüyoruz. Yöntem, yani bu bence çok önemli bir mesele. Aslında bu da bir normalleştirilen bir süreç oluyor. Tabii ki sadece kadınlar yaşamlarıyla tehdit altında değiller. Yani belki yaşamımızla tehdit edildiğimiz için, en önemli hakkımız elimizden alındığı için, yaşam hakkımız, yani diğerlerine çok dillendiremiyoruz ama Türkiye'de kadınlar büyük bir yoksulluk içerisinde. Yani biz geçen sene biliyorsunuz bir kampanya yaptık. Kadınlar için adalet, kadın yoksulluğuna hayır. Gittiğimiz her yerde kadınların ne kadar yoksullaştığını, emek sömürüsüyle yüz yüze bırakıldığını, emeklerin erkekler ve devlet tarafından gasp edildiğini gördük. Ya da sermayedarlar tarafından sömürüldüğünü, şahitliğini yaptık. Kadınların birçoğu hiç tesadüfi değil merdiven altı güvencesiz işlerde çalışmaları, hiç tesadüfi değil kadınların erkeklerden daha az ücret alması. Çünkü iktidara göre kadınlar evin içerisinde yaşlı bakmalı, çocuk bakmalı, ev içi emeği sömürülmeli gibi bir yansıma bugün büyük bir ekonomik kriz içerisinde de. Tabii ki bir de savaş politikalarının kadınların üzerindeki etkisini de görmezden gelemeyiz. Çünkü bir de özellikle Kürdistan coğrafyasında, Kürt illerinde, Kürt olmaktan kaynaklı, Kürt kadını olmaktan kaynaklı devletin özel politikalarıyla karşı karşıya kadınlar, özel savaş yöntemleriyle karşı karşıya. Belki hani bu ülkede çok farklı ideolojik kimliklere sahip olabiliriz ya da çok farklı siyasi partilere oy veriyor olabiliriz. Çok farklı inançlara sahip olabiliriz, çok farklı etnik kimliklere sahip olabiliriz. Özel olarak etnik kimliğimizden, yani Kürt olmazımızdan kaynaklı ayrıca şiddete uğrayabiliriz. İkili şiddet, yani kesişimsel şiddet biçimlerine, işte Roman olmaktan kaynaklı ayrıca uğrayabiliriz. Ama bu ülkenin tamamında kadın olmaktan kaynaklı şiddete uğruyoruz. Kadın olmaktan kaynaklı, yani hiç başka bir şey değil. İşte Samsun'da da bir AKP yöneticisi sokak ortasında bir erkek tarafından katlediliyor. Erkek şiddeti tarafından yaşamını yitiriyor. İşte Kürdistan'ın bir ilinde de, Diyarbakır'da da, Ahmet'te de, Batman'da da, Şırnak'ta da kadınlar erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitiriyor. Karadeniz'in bir ilinden Akdeniz'e kadar, Kürdistan'dan Ege'ye, İç Anadolu'ya kadar. Aslında Türkiye ve Kürdistan'ın ortak, kadınların ortak yaşadığı bazı problemler var. Ortak sorunlarımız var. Ve ortak mücadele etmemiz gereken esaslar var. Kadın olmak. İşte kadın olmaktan kaynaklı emeğimiz sömürülüyor. Dediğim gibi kesişimsel olarak bunun artısını yapabiliriz. İşte Kürtsen, engelliysen, işte mülteciysen, romansan, kadın işte Aleviysen, evet bunlar artı şiddeti artıran öğeler haline getirebiliyor belki ama bu ülkede hangi kadın kendini özgür hissediyor? Yani bu ülkede kendi özgür bir biçimde işte kendi isteğine göre bir yaşam sürebiliyor mu? Kendi isteğine göre giyinebiliyor mu? Kendi istediği saatte dışarıya çıkabiliyor mu? Kendi inandığı düşüncenin politikasını yapabiliyor mu kadınlar bu ülkede? Yani işte şu anda cezaevleri binlerce siyasi tutsakla dolu. Yani sadece kadın özgürlük mücadelesi yürüttükleri için, 8 Mart alana çıktığı için, 25 Kasım'da alana çıktığı için, İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için ya da bir erkek şiddetine karşı öz savunmasını gerçekleştirildiği için, yani ölmemek için, kendini savunduğu için cezaevinde şu anda onlarca, yüzlerce kadın var. Ama bunun toplamının nedenini ortaya çıkarttığınızda bu erkek egemen rejim, sistem bu konuda hepimize eşit davranıyor. Yani bu konuda kadın olmaktan kaynaklı bize dağıttığı hukuksuzluğu, haksızlığı, şiddeti eşit aslında bir biçimde dağıtıyor üstüne eklediğiniz zaman. Bir de ortak özelliğimiz, gerçekten mahkeme salonlarına gittiğimizde kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz kadın olarak. Yani bir erkek kravat taktığı için çok rahat mahkeme salonlarından indirim alabiliyor, erkeklik indirimi alabiliyor. Ya da işte biz bir erkekle aynı işi yapıyoruz, aynı iş. İşte fabrikada aynı işi yapıyoruz, tekstil atölyesinde aynı işi yapıyoruz, tarlada aynı işi yapıyoruz ama aldığımız ücret eşit değil. Olamıyor. Bir erkek gibi ya da erkekler gibi belli saatlerde dışarıya çıktığımızda
can güvenliğimiz söz konusu, tacize uğrar mıyız, tecavüze uğrar mıyız, erkek şiddetine uğrar mıyız ya da bir kıyafet giydiğimizde acaba nasıl bir şeyle karşılaşırız, eve gittiğimizde emeğimizle kazandığımız ücreti eve gittiğimizde kendi istediğimize göre bir harcamasını yapabiliyor muyuz? Hayır, tekrar gidip orada ev içinde tekrar cinsiyet rollerine bürünüyoruz. İşte çocuk bakıyoruz, engelli bakıyoruz, yaşlı bakıyoruz gibi. O açıdan bence şunu net olarak bilmek lazım. Biz bu ülkede kadın olmaktan kaynaklı yaşadığımız problemlere karşı ortak mücadele hattını oluşturmaktan başka şansımız yok. Bu dar bir kadın ittifakından söz etmiyorum. Yani işte daraltılmış sadece siyasi partilerden müstakil bir araya gelişten söz etmiyoruz. Böyle bir tecrübesi var Türkiye'de kadın hareketinin ya da Kürt kadın hareketinin. Yani işte Kürdistan'da 10 yıllardır verilen mücadele, işte Türkiye'de hem feminist kadınların, sosyalist kadınların, işte siyasi bazı bir takım karma örgütleri içerisindeki kadın mücadelesi yürüten aktivistlerin, kadın hakları mücadelesi yürüten kadınların aslında 10 yıllardır yürüttükleri bir ortak mücadele zeminleri var. İşte kadınlar birlikte güçlü. İşte belki son dönemde eşik böyle bir araya geliş zemini olarak tanımlanabilir. İşte yerellerde kadın platformlarıyla. Ama şunu biz ortaklaştırdık. Erkek egemen rejim hepimizin geleceğini, özgürlüğünü, iradesini saldırıyorsa bizim ortak mücadele etmemiz lazım. O açıdan biz yani bu dönemi kadın hareketleriyle örmenin ya da kadın hareketlerinin bu süreci örmesi ve bizim de buna güç vermemizin önemli olduğunu düşünüyoruz bu süreç içerisinde. Birincisi bizim kurduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı olarak tanımlanamaz. Belki nereye evrilir o tartışılır süreç içerisinde. Ama en nihayetinde Emek ve Özgürlük İttifakı aslında bir mücadele ortaklı bir ittifakı olarak açığa çıktı. Biz de ilkesel olarak hani siyasi yani tabii ki bir siyasi parti seçimlere de gireriz. Ama sadece seçimleri bir mücadele yöntemi olarak gören bir parti değiliz. Mücadelenin bir durağı olarak görürüz. Alanı olarak görürüz seçimleri. Ama biz biliyoruz ki aslında mücadele sokakta verilen mücadele aslında seçimi de güçlendirir. İşte alanda verilen mücadele aslında esas ortaklaşmayı büyütür ve geliştirir. Ama şöyle Türkiye'deki ittifak biçimlerine baktığınızda zaten bir millet var, bir cumhur var. Bu iki ittifakın karakterine de baktığınızda aslında birbirinden çok farklı değil. Yani benzerlikleri özellikle kadınlar açısından hiçbir farkların olmadığını görüyoruz. İşte bir tarafta iki parti neredeyse kadını aileden başka ağzına almayan, işte seçim dönemlerinde gidip kadınların desteğini alan, emekleri üzerinden çalışmalar yürüten ama en nihayetinde geleceği örerken, siyaseti örerken ya da bütçe süreçlerini organize ederken kadının dışında tuttuğu bir süreç yürütüyor ama Millet İttifakı'na baktığınız zaman aslında çok da farklı bir perspektiflerin olmadığını görüyoruz. Orada da yine işte belli aslında şu anda mevcut durumda kadınların gündeminde olmayan bazı meseleleri gündemleştirerek esas gündemin görünmez kılan bir yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Yani şu ana kadar Millet İttifakı'ndan da işte kadınların taleplerini dinledik, şu adımları atacağız diye bir açıklama duymadık. Çünkü böyle bir perspektifleri yok. Çünkü hep şöyle bakılır, erkekler siyaseti kurar, kadınlar da gelir buna oy verir. Ya da bu siyasetin eklemlenmesi gelir, bu siyasete eklemlenir ya da bu karara eklemlenir, bu sürece eklemlenir. Bir defa kadınlar bu ülkede kurucular. Yani bunu bilmek lazım. Yani işte erkek eklemlenen, işte erkek egemen siyasetin işte sadece çalışmasını yürüten, emek gücünü örgütleyen bir yerde değil. Kadınlar bu meselenin en merkezinde. Çünkü eğer siz bir demokratik sistem kurmak istiyorsanız kadınların olmadığı hiçbir sisteme demokratik olarak adlandıramazsınız. Zaten ilk emeği sömürülen, ilk işte ezen ilişkisi kurulan kesim, ilk köleleştiren kesim ulus kadının kendisi. Zaten köleliğin başlangıcı, antidemokratik sürecin başlangıcı kadınla başlayan, kadın bedeniyle, kadın iradesinin zapturapt altına almasıyla başlayan bir süreç. Şimdi siz Türkiye'deki hangi siyasi partiyi tamamen bir demokratik sistem olarak adlandırabilirsiniz? Yani biz hedef olarak
bunu elimizden geldiğince en demokratik biçimiyle işletmeye çalışıyoruz. Zaten özgün özel kadın meclisimizde, eş başkanlık sistemimizde, eş temsiliyet mekanizmamızla, işte kadınların kendi kararlarını, kendi politikasını üretme yaklaşımlarıyla, kadın perspektifiyle süreci örme yaklaşımıyla yani biz bile daha bunu biraz daha geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tam bu nedenle yani Türkiye'deki hem bizce seçimi, yani ben bunu Emek Özgürlük İttifakı'ndan bağımsız bir şey söylüyorum. Bu seçimi belirleyecek de seçimden sonraki süreci belirleyecek ve kuracak olanlar da kadınlar. Yani kadınların yaklaşımı, kadınlar ortaya koyacağı tavır ama sonrasında kadınlar ölecek. Yani kadınların öleceği bir sistem, kadınların öncülük edeceği bir sistem eşit, demokratik, özgür bir sistem olur. Diğeri kötünün iyisi arasında bir tercih yapmaya zorlar kadınları. Ya, tabii ki biz şöyle bakmıyoruz. Yani az önce de söyledim. HDP'nin kendi zemin en demokratik olmaya yakın olan zemin. İşte bizim HDP Kadın Meclisi içerisinde çok farklı kimliklerden, siyasi görüşlerden, çevrelerden kadınlar var. Ama biz bunun bile yeterli olmayacağını düşünerek aslında önümüzdeki süreçte tam da seçimlere giderken bütün kadın zeminlerini tek tek ziyaret edip aslında görüş önerilerini alacağız. Mesela feminist kadınlar önümüzdeki süreçten ne bekliyor, neyi kurmamız lazım, neyi değiştirmemiz lazım, yeni inşa ederken nereden başlamamız lazım, önce var olanı nasıl değiştirip hani o yol temizliği dediğimiz şeyi nasıl yapabiliriz ama sonrası için neyi kurabiliriz tartışmak lazım. İşte sosyalist kadınlardan, emekçi kadınlardan, Roman kadınlardan, Kürt kadınlardan, Alevi kadınlardan, yani Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerden, bütün kimliklerden, bütün inançlardan, bütün bakışlardan kadınları bir şey, bir biçimiyle ziyaret edip onların görüş önerileriyle aslında yol haritamızı inşa edeceğiz. Yani bizim zaten daha önceki dönemlere dair tecrübelerimiz var. Yani biz böyle oturduk, işte masanın etrafında konuştuk, biz karar verdik gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı. Ya sonuçta biz halk için siyaset yapan, halklar için siyaset yapan, kadınlar için, yoksullar için, gençler için siyaset yapan bir partiyiz. Bu talepler üzerine kendimizi kurar ve ilerletiriz. Süreci de biraz onlarla beraber yürüteceğiz. Ve öneri ve eleştirilerine de her zaman açık olduğumuzu buradan da bir kez daha söyleyelim. Yani biz hiç böyle kapalı bir zeminde bir tartışmaya da gerek yok. Kadınlar her biçimde görüşlerini, önerilerini, taleplerini iletebilirler. Nasıl bir Türkiye tahayyülü var kadınların? Ya gerçekten işte akşam sokağa çıkaramadığımız, emeğimizin sömürüldüğü, yaşam tehlikemizin olduğu, taciz tecavüzü yüz yüze olduğumuz, işte eğitime ulaşamadığımız, ana dilde mekanizmaları kuramadığımız bir sistem mi? Yoksa gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabildiğimiz, her zeminde kendimizi ifade edebildiğimiz, siyasetin kurucusu haline geldiğimiz bir zemin mi? İşte bu tercih yapacağımız da bir seçim olacak bu seçim ve bunu biz tercih edeceğiz. Biz kendi taleplerimizi bütün kadınlarla beraber oluşturacağız. Rojava'daki kadın devriminin yansıması şu an Türkiye, Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında oldu. Bir umut ışığı oldu kadınlar açısından. Aslında bu kapitalist ulus devlet sisteminin ne karşı bir alternatifimizin olduğunu, bize o öğretilen çaresizlik ya da alternatifsizlik halinin dışında başka bir umudun, bir alternatifin, bir örneğin yanı başımızdan da çıkabileceğini, hiç Avrupa'da, dünyanın başka bir ucunda aramamıza gerek olmadığını, bu topraklarda bu özün olduğunu bize gösterdi. İşte en yine yakın tarihte yaşadığımız için söylüyorum. Rojlat'ta, İran'da kadınlar uzun yıllardır dönem dönem işte halkı ayaklanmaları oldu, isyanlar oldu, itirazlar oldu ama ilk defa bu kadar bütün topluma sirayet eden, tek Azerilerin de, Farsların da, Kürtlerin de ortak bir taleple bir araya geldiği bir sloganla, bu sloganın internasyonel bir hale geldiği, Jinjiyan sloganıyla bir araya geldiği bir mücadele var. Bunun yansıması ise şu anda bütün dünyada, dünyanın tümünde Jinjiyan sloganı, Jinjiyan Azadi sloganı bir kendi sloganı olarak gören bir yaklaşım var. Şimdi bu Türkiye ve Kürdistan açısından da böyle. Nasıl ki egemenler birbirine bir takım politikalarda öğretici haldeyseler, biz İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye geri çekildiğinde bu kararı aldığında Polonya aynı tartışma yürüttü. Dünyanın başka yerlerinde benzer tartışmalar yürüttü. Kadınlar da birbirinin deneyimlerinden, mücadele yöntemlerinden etkileniyor, güç alıyor. Yani bizler açısından da böyle.
birkaç gün önce işte Berlin'de kadınlar bir konferansta bir araya geldi. Birkaç daha öncesinde kadınlar Orta Doğu'da bir konferansta bir araya geldi. Bunlar kadınların mücadelelerini sadece Türkiye, Kürdistan değil bütün dünyada ortaklaştırma ihtiyacı olduğunu da gösteriyor. Çünkü dünyanın başka bir yerinde de en uzak ücra kösesinde de kadınlar kadın olmaktan dolayı öldürülüyor. Şiddete uğruyor, tacize uğruyor, tecavüze uğruyor, emeği sömürülüyor, kimini yok sayılıyor. Burada da aynı şey. Bu hem birbirini besleyen, öğreten, öğretici olan bir de o gücü, umudu da büyüten bir süreç. Tıpkı işte 25 Kasım'ın ortaya çıkması ve dünyanın dört bir yanında kutlanan bir mücadele günü kabul edip sokaklara çıkılması gibi. Bu dönemler kadınların bence hem fikren hem mücadele olarak birbirine çok yaklaştıran süreçler ve birbirine çok öğretici olan süreçler. Yani biz işte o kadın ittifakını, kadın dayanışmasını, kadınların ortak mücadelesini bir alanla, belli bir ülkeyle, belli bir bölgeyle değil, aslında bütün dünyada bunun sağlayabileceğimize de inanıyoruz. Yani bunun örnekleri dediğim gibi var. İşte kadınlar dünya, işte dünya kadın konferansları yapılıyor. İşte Orta Doğu kadın konferansları yapılıyor. Kürt kadın konferansları yapılıyor. Bunlar kıymetli şeyler. Bunların daha da büyüyüp gelişeceğini ve o ortaya çıkan modellerin, örneklerin bütün dünyada yansıması bulacağına da inanıyoruz. Esas sloganımız Jinjiyan Azade ama şiddete, savaşa, yoksulluğa karşı isyandayız sloganlarıyla alanda olacağız. 25 Kasım'da tabii ki Kürdistan'da da TJA ile Türkiye'de, Türkiye'deki kadın hareketleri ve kadın platformlarıyla ortak sokaklara, alanlara çıkacağız. Aslında talebimiz yek, talebimiz ortak. Bu erkek egemen sisteme karşı hepimiz isyandayız. Ve kadınlar kendi mücadeleleriyle yeni, özgür bir yaşamı kuracağına da inanıyoruz. Bu inançla da bütün kadınları 25 Kasım'da oldukları bölgelerde, yerellerde bu mücadelenin bir yerinden tutmaya da çağırıyoruz. İnanıyoruz ki biz mücadele ettikçe özgürleşeceğiz.